Mikro ölçekli robotlar, nanobotlar. İnsan hastalıklarına ve mikro ölçekli alanları incelemede kullanılacak olan akıllara sığmayan bir teknoloji, nanobotlar. Mikro dünyaya aynı uzaya yolladığımız keşif araçları gibi robotları yollamayı hayal edebilir misiniz? İşte bu yazımızda ve bu videomuzda bu dünyayı keşfe çıkacağız. Bilinmezi arama duygusu ile dopdolu olan biz insanlar, bir yandan uzay denen sonsuz boşluğu keşfederek büyük gezegenlere hatta yıldızlara gitmenin yollarını ararken diğer yandan küçük moleküllere karşı inanılmaz bir merak duyuyoruz. Büyük fabrikalar, gemiler, uçaklar hatta devasa makineler yetmezmiş gibi bir de küçük robotlar üretip gözle görülmeyen varlıkları inceliyoruz. Bizi bütün bu araştırmaları yapmaya yönlendiren itici güç merakımız. Bu merakımızın en büyük ürünü ise sorduğumuz sorulardır. Çünkü bilimin ilerlemesi için her şeyden önce iyi soru sormak gerekir. Bazen bir soru yepyeni bir bilim alanı bile ortaya çıkarabiliyor. Bunun en güzel örneklerinden biri hiç şüphesiz Nobel ödüllü Richard Feynman'ın bir sorusu oldu. Öyle ki Feynman, 29 Aralık 1959'da yaptığı Aşağıda Çok Yer Var isimli konuşmasında mikroskobik araçlardan aklın alamayacağı kadar küçük o günkü şartlarda bilgisayardan bahsetti. Feynman konuşmasında küçük boyutlarda çalışmanın beraberinde getireceği geniş olanakları ve moleküller arası bazı zayıf kuvvetlerin Van der Waals gibi bu boyutlarda kazanacağı önemi de vurguladı mizahi yönüyle de ünlü olan Feynman'ın o gün ortaya attığı fikirler birçok araştırmacı tarafından sadece bir şaka olarak algılanıp bir hayli gülünç bulunurken bazılarını ise hayretler içinde bıraktı. Çünkü onlar yeni bir dünyanın kapısının işaret edildiğini düşünüyorlardı. Bazıları tarafından ciddiye alınmayan bu konuşmasında Feynman iki tane gerçekleştirilmesi zor projeden bahsetti. İlk yapana 1000 dolar ödül vermeyi vaat ettiği bu görevlerden biri boyutları santimetre ölçeğinde olacak kadar küçük, çalışan bir elektrik motoru üretilmesi, diğeri ise bir kitap sayfasının elektron mikroskobuyla okunabilecek şekilde boyutunun 1 bölü 25 binine küçültülmesiydi. Günümüzde nanoteknoloji uygulamalarının ve bilgisayar teknolojisinin geldiği noktaya baktığımızda Feynman'ın hayallerinin çok ötesine geçildiğini görüyoruz. Nanoteknolojiyi artık reklamlarda bile sıkça duyar olduk. Peki biz deterjansız çamaşır yıkamayı, yaşlanmayan bir cildi veya kirlenmeyen giysileri vaat eden nanoteknoloji nedir? Nanoteknoloji nanobilimin kapsamına girer. Nanobilim, nanometre ölçülerinde ortaya çıkan yeni davranışları Kuantum kuramı yardımıyla anlamamızı sağlar. Nanoteknolojisi ise nano yapılar tasarlayıp inşa eder. Bu yap nano yapıları yeni olağanüstü özellikler kazandırır ve bu özellikleri yeni amaçlar için kullanır. Bu şekilde inşa edilen yapılar çok aktif olabilir ve önemli kimyasal süreçlere ar aracılık eder. Ayrıca üstün elektronik veya manyetik özelliklere de sahip olabilirler. Maddelerin çok küçük boyuttaki özelliklerinin çalışıldığı bir alan olan nanoteknoloji, fizik, kimya, biyoloji, mühendislik gibi birçok farklı alanı kapsar. Bu nedenle aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik mühendisliği, kimya biyoloji gibi çeşitli dallarda çalışan birçok bilim insanının ilgi alanına girer. Bu kadar çok yönlü olan nanoteknolojinin en önemli ürünlerinden biri de nanorobotlardır. Nanobotlar olarak da adlandırılan bu küçük robotlar başka bir cihaza bağlanmadan mikroskobik düzeyde kendi kendine çalışılabilen cihazlardır. Bu malzemelerle molekül boyutta bir şeyler inşa edebilir ya da moleküllerin yapısını değiştirebilir. Kuramsal olarak yapılamayacağı hiçbir görev olmayan bu robotların temelde iki işlevi vardır: değiştirmek ve oluşturmak. Bu teknoloji hala çok yeni olsa da bu mikroskobik küçük robotlar için hali hazırda önerilen bir dizi kullanım alanı var. Bu alanların günümüzde en üzerinde en çok çalışma yapılanı tıptır. Nanoteknolojinin bilim dünyasına kazandırdığı bu kahramanlar henüz vücu, bu küçük robotların boylarından çok daha büyük işler başaracağını gösteriyor. Yakın zamanda hayatımıza girmesi beklenen bu robotlar sayesinde gelecek nesiller cerrahi operasyonlar için bile doktora gitmek zorunda kalmayabilir. Natür Biyoteknoloji'de yayınlanan ekibin çalışmasına göre nanobotlar tümörün kandaki dolaşımını engelledi ve tedaviden 24 saat sonra kanserli hücreye dokularına zarar verdi. Tedaviden 2 gün sonra araştırmacılar ileri tromboz bulgusu gördüler ve 3 gün sonra ise tüm Tümör damarlarında trombosit tespit ettiler. Araştırmanın bu özelliği kanser tedavisi için son derece önemli bir özellik olarak öne çıkıyor. Çünkü trombin maddesi vücudun rastgele herhangi bir noktasına enjekte edildiğinde tehlikeli olabilir. Örneğin bir hastanın beynine gönderilmesi halinde inme gibi yüksek düzeyde problemlere yol açabilir. Araştırmacılar nanobotlarını sadece farelerde ve bama minyatür domuzlarında tes test ettiler. Ancak her iki durumda da nanobotların tümörlerin küçültülmesinde güvenli ve etkili olduğu kanıtlandı. Şimdi araştırmacılar teknolojilerin bir üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olacak klinikler arıyorlar. Sonuç olarak bu nanobotlar bir hastanın sağlıklı hücrelerine zarar vermeden çeşitli kanser hücrelerini hedeflemek için kullanılabilirler. Bilim insanları vücutta hastalık yapan hücreleri öldürenlerden tutun, su geçirmez giysi yapımına kadar kullanına e, birçok nano parçacık geliştirdi. Kanada'da bulunan Brock Üniversitesi'nden araştırmacılar hastalığın tesisini daha hızlı ve doğru bir şekilde yapan bir nanobot geliştirdiler. Bu teknolojiyi anlatan çalışma GS Nano dergisinde yayınlandı. Brock Üniversitesi'nde kimya profesörü olan Feng Li nanobotun tasarlanmasının çok güç olduğu fakat kullanımının oldukça basit olacağını belirtiyor. Nanobotun çapı yaklaşık 20 nanometre ve altından yapılmış yapısında kısa ve uzun DNA sarmalları taşıyor. Nanobot tüberküloz DNA'sını taşıyan hücrelerin bulunduğu bir kan örneğine atıldığında bota uz ait uzun DNA sarmalı hastalığı tanıyor ve kısa sarmalı keserek kan örneğinin parlamasını sağlıyor. Bu elbette bazı alanlarda ge gerçekleştirilmiş bir teknoloji olsa da uç alanlarda da kurgusal bir teknoloji. Nanoteknoloji sadece tekstil ve ateşli silahlar sektöründe değil, tıp alanında da çok büyük gelişmeler kat, kat eden önemli bir teknolojidir. Özellikle kanser tedavilerinde sadece kanserli hücrelere saldıracak ve sağlıklı hücrelere zarar vermeyecek mikroskobik nanorobotlar üretiliyor deniyor. Kanser ve beyin araştırmaları için her ne kadar nanobotlar üretilse, üretildiyse de bilim camiasında birçok nanobot henüz kurgusal bir çerçevede ele, ele alınıyor. Ancak günümüzde yaşanan bazı kitlesel ölümler ve bu ölümlerden sorumlu tutulan dev ilaç firmaları var ki bu nanobotların çoktan virüs taşıyan katil robotlar olarak üretildiği korkusunu ve endişesini hepimize zerk ediyor. Tam bu noktada araştırmacı gazeteci ve yazar Alex Jones, nanoteknolojinin gelişiminin de arkasına alarak birkaç senedir ürkütücü senaryolar yazıyor. Nanobotlar tehlikeli mi? Bilim kurgu eserlerinde overpopulation tanımlamalı öyküler oldukça mevcut. Tıbbi alanda dystopic öyküler yazan yazarların belki de astronomi alanında öyküler yazan yazarlara göre en büyük artısı öngörülen geleceğin daha rasyonel ve gerçekçi olması. Nitekim günümüzde ilaç şirketlerinin, GDO şirketlerinin organik gıda ve tedavi sektöründe açtığı savaşlara dair gelen karanlık oyunları kaynaklarda okuyor, filmlerde izliyoruz. Kurgusal kısmı görmezden gelip Gerçek dünyaya baktığımızda da büyük isimlerin dahi hızla artan dünya nüfusunu azaltmaya dair açık açık sözler sarf ettiklerine tanıklık ediyor ve korkuyoruz. Belki de gelecekte akıllı robotlar tarafından katliama uğrayacağız ve korkusu yerine mikroskobik katil robotlardan korkmalıyız. Bir de bilimin ve teknolojinin karanlık yüzünden elbette. Nanobotları üretme aşamasındaki sorunlar enerji kaynağı ile sınırlı değil. Nanobotların üretiminde kullanılabilecek en mantıklı malzeme bu boyuttaki diğer bir insan üretimi işlemcilerde olduğu gibi silikon. Fakat silikon esnek ve sağlam olmasına rağmen vücut sıvıları içerisinde çözülmüyor. Her ne kadar nanobotlar çok küçük olsalar da görevlerini yerine getirmek için çoğu zaman binlerce veya milyonlarca nanobot kullanılacağı için medikal uygulamalarda vücutta çözünürlük son derece önemli. Bunun yanında nanobotların medikal uygulamalarda kullanılabilir olması gerekiyor. Her ne kadar otonom hareket etmeleri beklense de vücudun belli bir noktasına gelip o noktada çalışmaları gerekli. Belli bir noktaya gelmelerini sağlamak için atomik boyutlarda yol almak gerekiyor. Faydası ne olacak? Şöyle bir örnek verelim. Başımız ağrıdığında bir ağrı kesici alırız ama ağrı hemen geçmez. Çünkü ağrı kesici ne kadar güçlü olursa olsun yine de çözülmesi, kana karışması, etkisini göstermesi, beynin ağrı çeken bölgeye uyuştur komutu vermesi gibi aşamalardan geçmek durumundadır. Haliyle baş ağrımızın geçmesi muhakkak belli bir süre alır. İşte bir nevi ilaç kuryesi olarak tanımlayabileceğimiz bu nanobotlar içlerine zerk edilen ilacı ihtiyaç duyulan organa hızlı bir biçimde taşıyarak iyileştirme süresini daha çok kısaltacaklar. Nanobotların en çok işe yarayacağı alan başta kanser olmak üzere sürekli ilerleyen hastalıklar olacakken bunun yanı sıra yukarıda belirttiğimiz gibi teşhis ya da veyahut acil yardım gibi senaryolarda da kullanılabilecekler.